Herkese merhaba, kanalıma bir kez daha hoş geldiniz. Bugün sizinle Farmasi'nin çok güzel bir setinden bahsedeceğim. Şöyle bir kutu göndermişler. Bu kutuyu sizlerle açacağım, bakacağım neler var neler yok. Zaten daha öncesine bakmıştım. Neyse. Şöyle, burada 9 tane tester var. Bu makyaj bazı. Yine bu da renk açıcı kremi. Hatta 4 tane var. Çok iyi olmuş bundan. Çünkü biraz buralarıma ihtiyaç duyuyorum. Geçen sene falan kullanmıştım. Gayet güzeldi. Bunların kodlarını aşağıya yazacağım. Bu da Farmasi'nin fondötenleri 00010203 diye şöyle açıktan koyuyor. Muhtemelen benimki 02 falandır. Çok açık ten değilim. Çok bronzda değilim. 03 anneme verebilirim. Bu Deep Black, şöyle açayım. Bunu Ecem kullanıyordu ve bana çok önerdi, işte kanka çok güzel falan diye. Ya aslında böyle uçlu maskaraları çok beğenmiyorum ama Farmasi'ye güveniyorum. Ve size de tavsiye ediyorum. Daha sonra makyaj temizleme mendili. Isak mendilden biraz daha güçlü olduklarını duymuştum. Ben bundan kullanıyordum. Farmasi'nin BB Light to Medium 02. Bu da mediummuş. Aslında bu daha iyi olur. Aynen. Bana bir açık tonu göndermişler. Ama ben daha önce de 03'ünü kullanıyordum. Bu da 02'siymiş. Bundan daha memnun kalacağımı tavsiye ediyorum. Yani bundan daha memnun kalacağıma inanıyorum. Çünkü bu aslında biraz koyu geliyordu tenime. Bir arkadaşım almıştı. Beni de öyle tanıştırmıştı. Daha sonra bir adet metalik oje, bir adet açık, böyle pembemsi bir oje. Şöyle devam edelim. Kahve tonuyla pembe tonu gibi bir adet likit ruj, bir adet göz kalemi. Ben göz kalemi kullanmıyorum genellikle ama bunu bu videoda size Farmasi'yi kullanacağım. Şöyle de bir adet allığımız var. Minnoş. Şöyle. Bir de ya ben bunun kokusuna bayıldım. Çok güzel kokuyor. Şöyle küçük bir tester göndermişler. Parfümün adı Hera. Vanlı kadın parfümü. Ve ben çok beğendim. Şimdi sizinle şöyle kutuyu boşalttım. Şimdi makyajımıza geçebiliriz. Bugün sizinle çok ağır bir makyaj yapmayacağım. Çünkü ben gratisten bir sipariş verdim. Gratis'in ürünleri de gelecek Flormar'la beraber. Onlarla karşılaştırıp deneyeceğiz. Bakalım hangisi. Şimdi ben bunu açmayacağım boşu boşuna. Çünkü aynısından var elimde. Cildimi ilk önce cilt bakımımı yaptım az önce. Size bunu göstermedim. Çünkü siz de biliyorsunuzdur artık makyajdan önce cilt bakımınızın yapabileceğinizi. Daha sonra bir 10 dakika kadar nemlendirdim. İşte MD bir daha sürdüm falan. Çünkü benim tenim acayip kuru. Zaten bugün bu videoyu çekeceğim için geceden de aloe veramla nemlendirmiştim. Size bir de kaktüs ve aloe vera bakımı çekeceğim. Çünkü ben çiçekleri çok severim. BB'mi suratıma dağıttım. Göz altlarımı biraz kapattım. Hatta şuramı dağıtamamışım. Tamam. Şuramda da sivilce çıktı. Evde oturmaktan sürekli çekirdek yiyorum çünkü. Aynamı biraz düzelteceğim. Daha sonra. Evet. Şimdi umarım netimdir. Nereden devam edelim? Daha sonra kendime birazcık şöyle bir far süreceğim. Ya ben aslında böyle biraz şimdi şeftali tonuna falan kaydım farlarda. Çok hoşuma gidiyor şeftali tonları. Bunu kullanacağım. Evet. Şimdi göz pınarlarıma hafif açık süreceğim. Bu fırça setimi de yeni aldım ilk defa. Bunu kullanacağım. İlk defa şöyle, hatta jilet mili var.
Ben bunları yıkayayım, geleyim. Evet, şimdi fırçalarımı yıkadım. Daha sonra da kuruttum. Çünkü yeni almıştım ve hiç kullanmamıştım. Daha dün geldi. O yüzden yıkamadan kullanamazdım. Şimdi far fırçamı alıyorum ve bu ara şeftali tonlarını daha çok kullanıyorum demiştim size. Az önce. Şimdi göz pınarlarıma çok hafif toz pembe. Şöyle. Şimdi fırçamı bir tarafını kullandım, bir tarafı hala siyah. Devam ediyorum aynı şekilde. Göz pınarlarımı açık yapma nedeni çünkü artık yaz geldi ve koyu, ben koyu makyaj yapıyorum ama koyu gözükmemesini istiyorum. Şimdi ben açık tonlu makyaj çok yapamıyorum. Hatta geçen gün çok güzel bir kızın makyaj yapmıştım ama artık yaza gitmez. Şimdi orta ton, bunun bir koyusunun yani bronzer renginde olan bir farım var. Şimdi göstermiyorum. Çünkü ben makyaj videosu yapmayı zaten çekmeyi zaten düşünmüyordum. Hiç de hani yapmam falan diyordum. Şimdi yapınca pek bir garipsedim şu anda. O yüzden düz düz devam edeceğim. Orta tonları sürdüm. Şimdi elimle sürüyorum pigmenti kaybolmasın. Şimdi şöyle gözüküyor mu bilmiyorum. Daha sonra şuradan kullanalım. Slat. Şimdi bir tarafını kullanmıştık sadece. Diğer tarafıyla hafif şarap rengi bir renk alıyorum. Biraz pigmentimi uçuracağım. Çünkü çok koyu yapmak istemiyorum. Şimdi kaşıma doğru çıkarsaydım bu farı yorgun gösterecekti. Çok daha aşağıda olsaydım gözlerimin büyüklüğünü göstermeyecekti. Şimdi buraya kızılın pigmentini verdim. Daha sonra bu aldığım fırçaların içinde yok ama ben bunu ıslatıyorum ucunu. Çünkü pigmentlerin uçmasını istemiyorum. Ucunu ıslattım, karıştırıyorum. Bu benim daha önceden bulunan fırçam. Hatta biraz daha sürebilirim. Sadece şuradan. Pigmentleri uçmasını üstüne yapıştırıyor ve daha sonra gözümün üstünü şöyle alıyorum. Sadece şurasını aldım. Şu bölgeyi. Daha sonra hatta biraz daha koyultabilirmişim aslında. Evet. Böyle daha ciddi. Şimdi iki gözüme de aynı şekilde fırçalar yardımıyla bir güzel farlarımızı sürdük. Daha sonra bugün eyeliner çekmeyeceğim. Çünkü biraz hafif makyaj olmasını istiyorum ve buğulu bir makyaj istiyorum. O yüzden hem de farmasinin gönderdiği ürünlerle demiştik. Farmasinin göz kalemiyle kirpik diplerimi dolduracağım. Sadece hiç uzatmadan. Sadece kirpik diplerimi uygulama yapacağım. Gayet kalıcılığı var ve simsiyah. Şöyle hiç bastırmadan göstereyim. Yani gözüktüğünü bilmiyorum. Çok siyahlık veriyor. Gayet iyi. Kepik diplerimi doldurdum kalemle. Daha sonra buğu verdim. Sadece bu fırçayla doldurduğum kalemin üstünden geçip buğu verdim ve görünüşü gayet başarılı bir. Yine kalem aynı zamanda. Daha sonracığıma gönderdikleri yine. Şimdi deneyelim. Ben de ilk defa kullanacağım. Hiç sürmedim. Gözlerime yapışması için ayırıyorum. Yaz bir şey söylemek istiyorum. Sürer sürmez anında etki yaptı. Hatta şöyle yapmak istiyorum. Yine bu far paletim.
Bayağı aşık oldum diyebilirim Rümel'e. Şimdi bu gözümün üstüne birazcık çok az rimel bulaştı. Onu size bir püf noktasını söyleyeceğim. Onu ben şu an orada durduruyorum. Bir 30 saniye, yarım dakika kadar sayıyorum ve donduruyorum orada. Şimdi size göstereceğim. Şimdi kulak çöpümüzü alıyoruz. Ucu tamamen kuru, hiçbir şey yok. Ve işte gitti. Şimdi ben bunu ıslakken alsaydım bu bulaşacaktı ve aynı zamanda farımı da etkileyecekti. Onun kurumasını beklerken bu gözümü de tamamladım. Ve Farmasi'nin Deep Black Full Volume olan Farmasi markasının bu ürünü aşırı beğendim. Ve size kesinlikle tavsiye ediyorum. Hatta ben zoğlayabilirim, o derece çok beğendim. Çünkü benim kirpiklerim aşırı kısa. Ve nasıl toparlayacağını gayet iyi bildi. Bir sürü işte üstelik. Daha sonra yine bu tarz pudraları ben seviyorum, mat. Ama bakalım o benim tenimi sevecek mi? Yaz bir şey söyleyeceğim. Çok güzel. Çok güzel değil mi? Ben çok beğendim. Sadece highlighter'ımı bir de far paletimi Farmasi'nin kullanmadım. Ama highlighter'ımdan da vazgeçmek istemiyorum. Şöyle süreceğim. Şöyle bir açık ton ve bir ten ton. Hatta şöyle süreyim. Çok seviyorum. Seviyorum. Daha sonra yine ucunu ıslatıyorum. Ve far paletimin en kahverengi yerinden bir çizgi şöyle. Bunları. Kontür yaptığımın ardından burnumun ucuna çok hafif highlighter. Benim burnum çünkü biraz sıkıntı. Daha sonra çok ince bir fırça yardımıyla biraz siyah ve biraz hem tişörtümün hem de gölgelerimin tonundan. Ben göz kalemini de öyle yarısına kadar çektim. Aşağıya da yarısına kadar çekiyorum. Çünkü eşek gözlü olduğum için yakışmıyor bana. Şöyle hem aşağısı hem üstü aynı ton oldu. Yine aynı şekilde yapıyorum. Böyle. Herkes mi gözüküyor mu acaba? Bence gözüküyor. Daha sonra başka neyimiz kaldı? Tabii ki de bunları sürmeyeceğim. Şimdi Zeylon'la. Bunlar şimdi. Bu arada haftaya yine bir makyaj videosu gelecek. Flormar ile Gratis'in ürünlerinden bunları yıkayacağım. Bakalım onlar mı, bunlar mı? Şimdi ben biraz dudağımı nemlendirmek istiyorum. Çünkü mat ruj. Hem dudaklarım fazla kuru. Mat rujun da çok çok böyle kuruyana kadar mat kalmasını hiç sevmiyorum. Bakalım ruj. Şey gibi, Tofita vardı ya, Tofita. Aa, çok güzel kokuyor. Şimdi şöyle ki, ben rujuma aşık oldum. Ya mat rujları aslında sevmiyorum.
Ama rujumun rengine aşık oldum. Şöyle. Bir de böyle her şey uyumlu göndermeleri gayet yoğun. Sadece farım ve highlighter'ım dediğim gibi başka markalarda. Onlar da yine Gratis'ten aldım. Herhangi bir videoyu sonlandırmadan önce videonun başlığında gördüğünüz gibi bu video çekilişliydi arkadaşlar. Yani şöyle hem çekilişi kazananlara bu kutunun yenisini sıfır hiç açılmamış paket hem de bir arkadaşımıza daha yani iki kişiye bir adet 30 milimlik yine kutusunda hiç açılmamış Pharmacy parfüm hediye ediyorum. Yapmanız gerekenler çok basit. Sadece bu kanala 3 arkadaşınızı abone ettirip ve aşağıya yorum attırıp videoyu beğendirip bunları da aynı şekilde bana esas atmanız gerekiyor. 2 kişiyi bir hafta içinde seçip diğer videomda açıklayacağım. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.